Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün sadakatın nesiydi? Sadakatın bütün düsturları cem ediyordu. Düsturlar üzerinde sadakat. Mukaddemesini yapmıştık. Yaptık. Şimdi nesi vardı? İfratı, tefriti, vasatı. Hangisini yapacağız? Okuyacağız. Okuyacağız. Hangisi ise onu şey yapacağız. Peki okumadan ben bir cümle okuyayım. Tamam. Sadakatın da temeli. Sadakatın temelinde minnettarlık vardır. Çünkü minnettarlığı olmayanın sadakatı olmaz. Minnettarlık nasıl diyorsun? Minnettarlık ne demek? Ben bunu başka şey için yazmıştım. Fakat ben de çalıştım ya, çalışırken kalbime geleni söylüyorum. Bir yazdığım şeyin içerisine sadakatin ta kendisinin olduğunu gördüm. Bak, mutluluğun sebeplerinden biri de, o zaman yazmışım. Mutluluğun sebeplerinden en birincisi minnettarlıktır. Dikkat edersen görürsün ki her şey var ama mutlu değiller insanlar. Çünkü minnettarlıkları olgunlaşmamış. Mutsuz insanların elindekiler mutlu olabilenlerinkinden çok daha fazlayken mutlu değiller. Yani sadakat da mutluluğun şeyi, sebeplerindendir. Mutluluk bizi minnettarlık etmiyor. Minnettarlık mutluluğa bizi taşıyor. Mutluluk çoğu zaman gaflete atıyor. Nimeti unutturuyor. Minnettarlık ise hiç kesintisiz insanı mutluluğa ve sadakata götürür. Sana öyle bir şey verilmiş ki onunla her şeyi alabiliyorsun. O da andır, zamandır. Bunu fark et ve minnettar ol. Buna ait başımdan geçen bir hadiseyi bir ana fikir olarak koydum. Ondan sonra sadakata bağlayacağım. Fark etme ile başlar minnettarlık. Ev halkıyla, arabayla kaza geçiren bir düşünün. Ben şeyi çok seviyorum ya, böyle realiteli bir şey anlatmak. Onun içerisinden çıkarmak. Bu bizzat yaşadığım bir şey. Ev halkıyla araba, yani kaza rastladık otobanda. Ev halkıyla, arabayla kaza geçiren İlk önce kimsede bir şey var mı diye bakar. Böyle hiçbir şey görmez. Arabayı görmez. Zarar ziyanı görmez. Bakar ki evladı yanlarımdan, hanımım, eşim, aşımdan bir şey var. Elhamdülillah der. Yani kimsede bir şey olmayınca der ve araba hatırına bile gelmez. Bakar ki kimsede bir şey yok. Elhamdülillah der. Of der. Sonra bu nimeti unutur. Hemen arabaya takılır. Sağlıklı evladı ihaleni unutur ve arabaya bağlanır. Ve mutluluğunu kaybeder. Ayakta olanları unutur. Verilen her şey fırsat olduğunu kaçırır.
Verileni tekrar verilmiş oluyor hayat ama onu gene kaçırır. Verildiği hayat uzun zaman geçti, fark etmedi. Verilmişti bir göz, fark etmedi. Çok uzun bir zaman geçti. 35 sene, 40 sene, 50 sene geçmiş. Fark etmemiş. Sonra Allah bir kaza vesilesiyle ona verilen nimeti hatırlattı. 10 dakika sürdü. Demek ki sadakatın temelinde minnettarlık var. O da şimdi yaşadığımızın farkındalığıyla ortaya çıkar. Sadakat kimde olur? Minnettar, minnettar olan da olur. Minnettar kim? Fark eden kişi. Fark eden kişi. Farkındalığı unutuyoruz, minnettarlığımız olmuyor. Minnettarlığı olmayanın sadakati olmuyor. Sen, hey sen Hasan, sen nurları tanımadan önce hatırlıyor musun namaz kılmıyordun? Değil mi? Sana soruyorum, nurları tanımadan önce neydin? Şimdi senin arkadaşların hatırlıyor musun böyle köylü mahallen, iş yerini? Onlardan farklı olmayacaktın. Şimdi busun. Dersi takdim etme makamındasın. Şimdi sen ders takdim edeceksin. Buraya seni taşıyan zata minnettarlığın olmasa ona sadakatın olur mu? Sadakat, minnettarlıkla doğru olan orantılıdır. Mutluluğun temeli minnettarlıktır. Verileni unutmaktır. Mutluluk mutsuz ediyor. Adam unutuyor. Verilen nimeti unutuyor. Oysa her şeyi içine koyduğumuz an var, zaman. Her şeyi içine koyabiliyoruz. Yani bir an yaşaman için, nefes alman için Allah lazım olduğunu, varlığın tüm süreci bütüne gelmesi gerektiğini unutuyor insan. Bir nefes alabilmenin ne demek olduğunu astım hastalarına sor. Bunu sana verene minnettar olmayandan sadakat beklenmez. Onun için adınız gibi koyabilirsiniz ki sadakat olmayan nimete küfran edendir. Küfrani nimet edendir. Araba misalini verdim, hatırladınız mı? Kimsede bir şey var mı der. Böyle yapar. Elhamdülillah. Hiçbir şeyi görmez. Arabayı da görmez. Bak daha ki nimet 10 dakika varlığını kendisini hissettirdi. O zevki mutsuzluğa attı. Arabaya bak ya. Ama biraz önce diyebilirdim. Bak çocuğa bak, paramparça olmuş bebeğin. Hiç araba hatırlayacak mıydın senelerce? Ama şimdi onları unuttun. Onları unuttun. Onun için ne güzel demiş. Febi eyyi âlâ irabbikumatun kezzibân. Ne çabuk. Ne çabuk unuttu. Kör olası diyor. Nasıl da yalanladı diyor. Aynı. Lüzumsuz tebevvet diyelim, ne kadar zalim birisi. Ya. O kadar nimetler. Mesela değil mi? Bu kadar nimeti nasıl unutursunuz diyor da bir de kör olası diyor. Kör olası nankör. Nasıl da unuttu diyor. Nasıl unuttu? Hep böyle zihnimiz olması tasarladığımız şeyde. Oysa Allah Resulü'nün hadisi var. Olanda hayır vardır. Unutmayın. Hadistir bu. Olanda hayır vardır. O kurban olayım. Gerçi istemiyor Allah. İnsan insana kurban olayım denmez ama ağzım alıştı bir kere. Yani diyesim geliyor. Davasına kurban olayım diyeyim. Olanda hayır vardır. O arabanın parçalanması yerine çocuğunun parçalanmasını görebilirdi. Bugün başka şeyde olabilirdi, başka yerde olabilirdi. Kör olası nasıl da yalanladı diyor ayet. Kör olası. Nasıl da yalanladı. Minnettarlık. Unutuyor. Unutuyor. Hadiseler bizi hatırlatıyor, onu da unutuyoruz. Aziz ve fakri. Evet, ya. Evet, sadakatın temeli
minnettarlık. Devam et şimdi. Evet, şimdi sadakat bütün dostların, bütün esasların cemiyle sana verin sadakat. Bak bütün dusturlar da o kavşaktan çıkıyor. Evet. Sadakat. Yani sadakat olmasa işte sadece birçok esasat olarak denilen o dusturlar, kaydeler, kurallar tersini işlemiş olur. Yani muvaffak olamaz. Yani uvvet yapacaksın, sadakat potasında olur. Tesanut yapacaksın, sadakat potasında olur. Yani onun enlemini, boylamını, usulünü, furuğunu, zahirini, batınını, evvelini, ahirini, ifrat ve tefritini yerleştiren sadakattır. Sadakatsız tesanut olmaz. Sadakatsız ihlas olmaz. Sadakatsız uhuvvet olmaz. Olmaz. Hizmet olmaz. Evet. Mesleğimizde bir esası da, çok esaslarından birisi de rıza ilahidir. Yani vazifesini insan yapıp, bir nur talebesi vazifesini yapıp, kendi vazifesini yapıp, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamak. Hı. Mesleğimizde bu bir esastır. Tarikatta çalışan, mücahede edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp hareketin ona bina ederek hataya düşerler. Bak Allah Allah, hatanın kaynağına bak. Bir de oku. Tarikatta çalışan ve mücahede edenler... Nereden okuyorsun? Mesnevi Nuriye 170 sayfa. Bir de oku abisi. Tarikatta çalışan ve mücahede edenler yalnız Cenab-ı Hakk'ın yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp hareketini ona bina ederek hataya düşerler. Ne anladın bu da? Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın vazifesine, kendi yapmış olduğu vazifeyi Cenab-ı Hakk'ın vazifesine bina ettiği zaman o zaman ne yapıyor? Sadakatsizlik oluyor. Bir örnek ver. Vereceğim ben. Oysa ne yapması gerekiyor? Mesela diyor ki, insan elindeki cüz-i ihtiyarıyla işledikleri faalilerinde Cenab-ı Hakk'ın neticeyi düşünmek gerektir. Yani insan hizmetle mükelleftir. Yani o hizmetin neticesini, futuhatı, fereci vermek, o hizmete inkişafat vermek Cenab-ı Hakk'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. İnsanlara dinlettirmek, insanları oraya toplattırmak. Dinlettirmek Allah'ın işidir. İnsanlara Celaleddin Azam Şah gibi diyebilir miyiz? Diyeceğim onu zaten. Öyle mi? Sırf hizmetin neticesini düşünerek hizmet edersen, yani hizmetin işte insanları dinlenmesi, toplattırması, yani sadece hizmetin işte yani niyeti sadece hizmetin inkişafı diye niyet ederse, o zaman yani muvaffakiyet niyet ederse o zaman ihlası şeyi kırıyor. Vazife Allah'ın vazifesine karışmış oluyor. Oysa muvaffakiyet dahi Cenab-ı Hakk'a aittir diyor. Evet. Şimdi burada müşakhas misal veriyor üstadımız. Celaleddin Harzemşah diyor. Hani ona demişler sen işte muzaffer olacaksın. Allah seni galip gelecek. O demiş ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Yani burada sadakatin müşakhas bir misali. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine tam bir sadık olarak ben diyor cihat yolunda vazifedarım diyor. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam diyor. Yani muzaffer etmek veya mağlup etmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Yani muvaffakiyet, muzafferiyet Allah'ın vazifesidir. Benim diyor bu cihattaki niyetim, vazifem yani muzaffer olmak değil. Sadece emri ilahi noktasında cihatta vazifelerim. Cihattır. Ama netice olan muzafferiyet Allah'ın vazifesidir diyor. Onu düşünmüyor. Yani kendi hizmetini Allah'ın hizmetine, şeyine, kendi vazifesini Allah'ın vazifesine bina etmiyor. Yani ben bu işi, bu cihatı, bu netice için yapıyorum, bu muvaffakiyet için yapıyorum demiyor. Ben bu işi sadece Allah emrettiği için yapıyorum diyor. O zaman bu düşünce, bu hareket onun tam bir teslimiyetini, sadakatini gösteriyor. Zaten o da öyle diyor. İşte bu teslimiyet de diyor usta çok defa muzaffer olmuştur. O zaman bu vasat. Vasat mertebesi. Burada uygulayalım. Ben bunun için yapıyorum. Galip olacağım. Hizmeti bilmem nereye götüreceğim derse sadakatin ifratı. Allah'ın vazifesine karşı sadakatte ifrat ediyor. İfrat ediyor. Oturuyor, hiçbir iş yapmıyor. O da tefrit. Tefriti. Vasatı nedir? Benim vazifem budur. Muvaffak etmek de muvaffakiyettir. Mağlup olmak da muvaffakiyettir. Evet. Ondan benim vazifem Allah ne demişse. Onu düşünmüyor.
Evet. Onu düşünüyor. Sadece kendi hizmeti düşünüyor. Yani usulü dairesinde yapması gerekenleri yapıyor. Fakat neticeyi hiç düşünmüyor. Çünkü neticede Allah'ın vazifesidir. Kendi hizmet vazifesi onun vazifesine bina etmiyor. Bu şekilde sadakatini gösteriyor. O zaman yani Allah böyle istiyor. Bu tarzda hareket ediyor. Ve işte neticesinden muvaffaklı oluyor. Evet. Burada da üç tane mertebe çıktı. İfrat, tefrit, vasat. Vasat amaç yolun kendisi. Nasıl? Amaç yolun kendisi. Kendisi. Netice kendisi. Yolun sonu değil. Değil. Kendisi. Sonu olursa varılması gereken bir şey olur. Hani yolun sonunda olacaksa, şimdi olmamış. O zaman sadakatin yok. Yolun kendisi, netice şu an. Varılması gereken bir yer değil. Yani şekli bu. Yani uygularsak şu. Niye böyle yapıyorsun? Bu şey varmak için değil. Böyle yap dendiği için yapıyor. Aynen. İşte bu sadakat oluyor. Bu sadakat. Yani bir netice yok. Yok. Netice için yapılırsa ifrat. İfrat oluyor. Şu an için, yani bana bu dendiği için denirse vasat. Emri ilahi illeti. Yani. Evet. Vasat. Yani ama emri ilahinin Naci'nin dediği gibi şimdiki zaman gramer yapısı o. Şimdiki zaman ifade eder sadakat. Geleceği ifade etmez sadakat. Sadakat onu ifade ediyor. Zeytinburnu'nda olmanın bu kadar avantajları da olacak yani. Bu yönetimler olacak. Çünkü Zeytinburnu siyasi mitinglerin şeyi ama bugün çok güzel. Kutlu Doğum Haftası. İlahi namı altında türküler var böyle. Ama şair İslamiyedir gene Allah-u Muhammed. İlahi iş yapılıyor. Onda da memnun oluyoruz yani. Mesela istikametle sadakat hareket ettiği zaman ne oluyor sana o zaman? Heh. Mesela burada diyor ki... Nerede? Kitabını söyleyeceğim, sayfayı evet. Söyleyeceğim. 20. lema sayfa 152. Tamam. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret etba ile ve fazla muvaffakiyetiyle değildir. Hı hı. Yani muvaffakiyet ve kesret etba yani rıza-i ilahi netice vermiyor diyor. Onlar vazife-i ilahiye ait olduğu için onlar istenilmez belki verilir. Yani muvaffakiyet ve kesret etba Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir diyor. Senin vazifen diyor sadece hizmet noktasındaki emredildiği tarz işe sadakat diyoruz. Sadakat emredildiği gibi harekettir vazifen. Kesret-i etba ve muvaffakiyette o hizmette niyet edilirse o zaman ne olur? İfrat olur. Yani sadakatı muhalefet hareket etmiş olur. Çünkü diyor Cenab-ı Hakk'ın rızası burada yalnız biraz sesini değişeyim ki bastırman lazım sesi. Burada dikkat çekici cümle var Ansar'a enteresan. Hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası diyor muvaffakiyet ile ve kesret etba ile değil. Bak muvaffakiyet de Cenab-ı Hakk'ın rızası netice vermiyor. Yani muvaffak oldum diye rıza ile mazhar oldum değil. Değil. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır diyor. Muvaffakiyet ile kazanılmıyor. Bir muzafferiyetle Allah'ın rızasını kazandırmıyor insana. Çok ilginç. Muvaffak oldu, Allah'ın rızası var oldu denmez. Peki de nekrilayidir, zecirdir. Evet. Zecirdir. Öyle muvaffak olan şedatlar var, deccallar var, sufyanlar var. Mesela hak bir yöntemi kullanarak batıl yukarıya çıkar. Öyle tarikatlar yok mu? Öyle cemaatler yok mu? Liderleri zındık veya zındıkla hizmet ediyor. Tabanı hayır. Hak bir yöntemle batıla hizmet etmiş oluyor. Var ya şu anlarda geçiyor ya. Tarikatta bir zındık bir yol bulmuş. İçeriye girmiş. Onun dersleriyle adam zirve yapmış. Evliya olmuş. Sonra adam anlamışlar. Sonra demişler madem senin yönteminle buraya geldik o zaman onu da kurtarmaya çalışmışlar. O da kurtulmak istediği için kurtulmuş. Evet. Hani dikkat edin orada. O zaman o müritler veli olunca onu tanıdılar. Tanıyınca ama veli olanlar tanır cemaatta. Hala lider gibi sapık olan, sapık düşüncesi olan liderini anlamaz. Çünkü o da o tiptendir. Sigara içen
sigara içenin kokusunu almaz. Alamaz. Çünkü senin kendisi kokuyor zaten. Ancak sigara içmemesi lazım ki anlasın. Bir cemaatta liderin anlayabilmesi için oradan sıyrılması lazım. Aynı o tipten sonu tanıyamaz. Mümkün değil. Dağda olan dağı göremez. Dağın dışına çıkması lazım. Sadakatsız, sadakatsızları alamaz. Hizmet der. Hatta şöyle yaparlar size. Hizmeti anlamamış. Hizmeti hiç anlamamış. Bilmiyor. Ne diyorlar ona? Bir köşede böyle müzevi hayat yaşayana böyle. Softa dediği değil. Ha mübarek. Mübarek, mübarek. Tabir onların ha. Onların kullandığı umumi bir tabirdir. Teşhir etme, tanımlama. Kim o? Mehmet abi onlar kim? Mübarekler, mübarekler. Hani hiçbir şeyden anlamaz. Oturmuş orada, sıkışmış böyle. At gözlüğü takmış gibi tavsiye ederler. İşte peygambere de yapmışlar aynı teklifi. Sen davandan biraz taviz ver. Seni lider yapalım. Hanımımız istiyorsan onu da verelim. Yani ne istiyorsa geç. Benim mantığıma göre başa geçeceğiz ya. Bak diyor ki Mekke'nin lideri yapalım. Başımızda ol. Yeter ki putumuza dokunma. Ne istediğini yap. Mal mülk istiyorsan verelim. Evlenmek istiyorsan verelim. Bir şey yani. La ilahe illallah de, peygamberim de, her şey de ama bizim putları dokunma. Ne kadar güzel bir mantık. Ben olsam kabul ederim inan. Niye? Başa geçeceğim, güçleneceğim mantığı. Ondan sonra onları güçlendikten diskalifiye edeceğim. Ama bu kadar kesin bir mantık. Bak, başa geç. Her şeyimiz sana sahip olsun. Ne istiyorsan olsun, putumuza dokunma. Ilımlı İslam. Şimdiki gibi. Onun için dünya destek veriyor. Adama destek veriyor. Dünya destek veriyor. Okullarına destek veriyor. Ilımlı Müslüman İslamiyet. Ama sakın ha bizim putlarımıza dokunma. Büyük Deccal. Bak mesela ötekisi de öyle. İsmail Ağa'daki cübbeli o da. Aleyhinde bulunduğu televizyonda cirit atıyor. Aleyhinde bulunduğu Deccal'a komutandı diyor. Tefsir yazdırmaya para verdi diyor. Elmalı tefsir onun bir şeyiyle yazıldı diyor. Bilmem neyle yazıldı diyor. Yalan yanlış demek de zorunda kalıyor. Bak demeyecek kişiler demesi. Halk ne olur? Ötekisi de başka titensi de çıkıyor. 6 yaşında hafızdı diyor Mim Kemal için. Yani görüyor musun bak? Yani Allah Resulü'ne vurduğun zaman Allah Resulü'ne demişler ki bak başa geç. Bak çarpın ya. Başa geç. Her liderimiz ol. Mal istiyorsa mal. Oldu mu olmadı mı bu? Ne istiyorsan yeter ki putumuza dokunma. Ama Allah'ın anlat. Namazını kıl. Her şeye puta dokunma. Ne demesi lazım bu mantıkla? Güçleneyim sonra onları tepelerim. Öyle değil mi? Ama kafirin suresi geldi. Sizin dininiz size. Bizim dinimiz bize. Bu hangi sure? Kul ya eyyühel kafirun. Ne suresidir biliyor musunuz bu? Nasih ve mensuh biliyor musunuz? Kur'an'da sure olduğu, ayet olduğu halde hükmü kaldırılmış suredir bu. Sizin dininiz size, bizim dininiz dine. Bu ilk dönemdi. Sonra Allah'ın nazarında din İslam'dır. İndallahil İslam. Ayeti bunu nesetti. Kafirin suresinin hükmü kalktı. Nesedilmiş. Nesedilmiş ama okunuyor. Duruyor böyle. Vakti gelince onun hikmetleri var tabii. 60'tan sayıyorlar. Böyle bir cemiyet geldiği zaman bu aynı kanun kullanılabilir. Yani sizin dininiz size, bizim dinimiz bize geçen o ayette din diyor. Sizin dininiz diyor. Bu ayette ise diyor, Allah nazarında din İslam'dır. İslam'ın dışında din yoktur. O zaman kafirin suresindeki din kavramı nesedilmiş. Görüyor musun? Kur'an'da, Kur'an'ı biz bilmiyoruz. Yani din kavramının nesedilmesinin de 60 tane şartı var.
60 tane, kaç tane diyorlar, 17 tanesini ben okudum. 17 tanesini okudum. 60 tane hikmetini sayıyor da, şartı dersek değil. O 10 küsür tane, 17 diye hatırlıyorum. Nesedilebilmesi için. Yani bir din hükümden kalkması için 17 tane mi ne? 16 mı? O civarda bir şey yani. Hükmü kalkması lazım. Din olabilmesi için. Din denilen bir kavram getirmiş orada. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. O sizin dininiz din. Oysa bozulmuş. Ne dini? Bozulana din denilir mi? Kendi uydurduk. O Hristiyanlığın içine kendisini koydu. Kendilerinin koydukları dine din der mi Allah? Ondan sonra yani peygambere bu teklifi gelince peygamber hafif meyletmiş. Meyletmesi bu sure gelmezdi. Meyletmeye başlayınca hükümet akıl budur. Hayır. Çekil. Sizin dininiz size, benim dinim bana dedi, şey yaptı. Çünkü peygamber hem mahfuzdur hem masumdur. Korunuyor. Hemen yine dine indallahil İslam. Allah'ın dinde, nazarında din İslam'dır. Din. Din tabiri kullanamazsın başka yere. Dinler arası diyalog onun için batıldır. Dinler arası değil, insanlar arası diyalog vardır. Dinler arası yoktur. Din yok çünkü. Kafirin suresi nesedilmiş? Din değil. İnsanlar arasında diyalog var. En zındıkla diyalog kurabilirsin. Yani şurada bir kavramı dolduramamanın kavgasını yaşıyor. Birisi biliyor, cerbeze yapıyor. Dinler arası diyalog olmayacak mıdır diyor. Delili de peygamber Ebu Cehil'e gitmedi mi? Ebu Cehil'in dini yoktu. Ebu Cehil fertti. Ebu Cehil'e gitti anlatmaya. Din temsilcisi değildi Ebu Cehil. Burada kavram dolduramadığı için, doldurmadığı için dinler arası diyalog olamaz. Din yok çünkü. Toplumlar arası diyalog olabilir. Felsefe akımları arasında olabilir. Milletler arasında olur. Sana kim dedi ki Hristiyan'a kafire gittiğini ne anlatma. Ama ona din deme. Çünkü Allah din demiyor. Dindarlar denilebilir mi? Yani dine mensup olanlar veyahut da o denilir. Hani öyle toplumsal denilir. Ama ben açık kavramın içini doldurursan olayı çözümlersin. Niçin dinler arası diyalog olmaz? Din yok çünkü. Allah onu kaldırdı, nesetti. Yine dine indallahil İslam. Allah nazarında din tek bir tanedir. Başka din yok. Yani işte içini doldurulamadığı için böyle oluyor. Ama biliyor bunu söyleyen. Bunu söyleyen bilerek söylüyor. Ama bunun karşısında toplum veya Müslümanlar tepki veriyor. Çünkü vicdanlar rahatsız ama cevabı tatmin edici değil. Vicdanlar rahatsız, tabiri böyle dolduramamış. Dinler arası diyalog olur mu falan bağırıyor ama vicdanını ifade edemiyor. Ötekisi de diyor ki Ebu Cehil'e gitmedi mi? Ebu Cehil din miydi? Din temsilcisi miydi? Zalimin, despotun birisiydi, fertti. Fertte ferde biz de gidiyoruz. Komünistleri gidip anlatıyoruz. Gidiyoruz her tarafı anlatıyoruz. Hristiyan'a da anlatıyoruz. Hani dinler arası, ler. O da din, o da din. Burada öyle bir cerbezi yapıyor ki din yapıyor onu da. Din kategorisini çıkarıyor. Allah'ın din demediğini din diyor. Niçin mi abi bu ayet kaldırıldı hutbelerden? Bunun için kaldırıldı. Şu an bu ayet okunmuyor. Evet. Bu ayeti çünkü gene bunların bu parmağı vardı. Bu hükümetle aralarında iyiyken bunların parmağıyla yapıldı. Nereden biliyorsun? Çünkü ezanı bozmuş. Ezanı Avrupa'da ve Amerika'da okuttururken Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Hayyan salam, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah yok. Peki bu konuya niye girdin? Belki garipseyeceksiniz. İslam hizmeti adına ifratla nasıl din bozuluyor, dejenere edip o bidat kapısından giriliyor. Bidatlar böyle giriyor. Ama ne olacak canım bu kadar? Hayır. Sen onu yönteminde yaparsın, hizmetin şeklinde. Ama Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı onlara yaklaşmak için kaldıramazsın.
Zaten Hristiyan'ın itirazlı oraya'dır. Evet. Oraya zaten. Yani oraya'dır. Allah birdir. O da diyor Allah. Allah birdir. Başka Allah her şey büyüktür, doğru. Allah büyük. Muhammed de peygamberdir diyor. Vesaire. Dese ne olacak? Sen dedin. O demez ki. Benim Jesus bir şeydi. Yani bakın hizmet namı altında hezimet yapılıyor. Din de reformmuş, ilimli şeymiş. Hayır, sadakat nedir? Sadaka dendiği gibi yapma kardeşim. Şimdi bunu kimse görmüyor. Eşhedenle Muhammeden Resulullah'a nasıl sen ezanla kaldırırsın? O zaman şimdi görüyorsun. Niye? Daha önce görmedin. Tamam görmedin. Şimdi niye? Bunu söylediğim zaman ne yazıyorlar biliyor musun videonun altına? Yemin ederim bunun üzerine. Daha bundan üzerine şey olur mu? Kur'an tefsirine yemin ederim. Şöyle yazıyorlar. Mesela La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kurtuluyor. La ilahe illallah diyen kurtulur. Veya Eşhedenle Muhammedun Resulullah. Buna ay şöyle yazıyorlar. Sen yani şey mi yapıyorsun? Bu kadar insanlara iftira ediyorsun. Böyle bir şey denmedi diye bir tanesinin yazısı yok. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Ben birilerinin siyasiyle ne alakası var? Siyasinin ustad ne dediği belli ya. Siyasetten hakiki dindar olmaz. Hakiki dindardan da hakiki siyasetçi olmaz. Hakiki siyasetçiden de hakiki dindar olmaz. Lan bunlar evveni şer diyor. Şer. Zannediliyor böyle deyince birislerin adına. Aleviler de öyle ya. Hazreti Ali sevmek için Hazreti Ömer'e buğz etmen lazım. Bunlar da ayrı bir Alevi. Yani birisine bir şey eleştirdiği zaman ha o benim karşımdakini tuttun. Ne alakası var? Ne alakası var kardeşim? Sen dini bozuyorsun. Din diyorsun ona. Ha, diyaloglar vardır. Toplumdan topluma, kültürden kültüre her şey olabilir. Ama din deme ona. Yani sadakat temelinde nankörlük vardır. Sadakatsızlığın temelinde nankörlük vardır. Ama ne diye yazıyor biliyor musun? Sen işte bu kadar kişiyi sonra ortaya çıktığı zaman nasıl hakkını şey yapacaksın? Yani bu, ya Allah'ını seversen ya realiteden bahset ne olur gerçekçi ol. Sendeki Eşhedenle Muhammedun Resulullah'ı kaldırdı diye söyledin. Hayır böyle bir şey yok. De bana bunu. La ilahe illallah diyen kurtulur. Muhammed Resulullah demese de dedi dedim. Sen böyle dedin. Hayır böyle bir şey yok. Onu de ya. Sen bana niye hakaret ediyorsun? Niye küfür ediyorsun? Ben böyle bir şey söyledim. Bunu bizzat ağzından duydum. Yazıyla olmaz. Videosunu getirin dedim. Videoyu çıkarttılar bana indirdiler. La aynı gördüm. Ezanı getir dedim İsmet. Getireyim abi dedi. Getirdi. Adam artist. Hem de ezan okumayı da bilmiyor. Öyle okunmaz. Hayyana salah. Nefes keserek değil. Kur'an-ı Kerim'i de okumayı bilmiyor. Demek ki bir bittiği zaman onun bir bağlama, bağlaçla, edattan oradan alıp tekrar başlanır. Yani kaldığın yerden devam etmez. Yani şeden la ilahe illallah. O kaldığın yerden olmaz ya. Ha, ezan da olmaz böyle. Tamam artistliğinizi boş ver. Şedenle Muhammeden Resulullah peygamberimiz gelmiş geleli namaz böyle ezan böyle tahrifat görmedi. Böyle tahrip görmedi ezan. Deccal bile orayı kaldırmadı ya. Yalnız Türkçe'ye çevirdi. Deccal bile yapmadı. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Şehadet ederim ki Muhammed Resulullah'tır. Allah birdi falan. Böyle Türkçe işte böyle yaptı. O bile kaldırmadı. Sen kimsin? Dinin sahibi misin? Bunu dediğim zaman bana şöyle diyeceksin. Demedi. Bana sen iftira ediyorsan okul hakkından korkmuyorsun deme. Bunu hiç kabul etmiyorum. Hiç kale almıyorum zaten çöp atıyorum. Böyle diyeceksin ben ayağın altını öpeceğim. Ne olur beni kurtar bu iftiradan. Beni kurtar. Böyle demedi halde mi diyorum. Bunu duyanlarda vicdan ne kadar bitmiş ki bu sözümden bile rahatsız oluyor. Ben onu kurtarmaya çalışırken. Bak bu sözümden rahatsız olan vicdanlar var. Böyle dedi diyorum. Senin ezanın değiştiren adama kızman gerekirken değiştiriyor diyene kızacak kadar vicdansızsın. Vicdanın dibe inmiş. Ezanı bozana vicdanı rahatsız olmuyor. Onu bozdu diye söylene rahatsız oluyoruz. Vicdana bak ya seyredin. Ezanı bozana rahatsız olmuyorsun. Bozdu diye
böyle söyleyene rahatsız oluyorsun, düşman oluyorsun. Yanındaki şeytana rahmet okuyup karşıdaki mümine... Acı bir şey. Bu da ne? Sadakat sanrı altında. İslamiyet'in ifratı. İfrat dini bozar. Muhakematta geçiyor, diyor ki, ifrat ilim ile olur, cehalet tefrittir. Gündelik hayattan süslemem gerekiyor sadakatı. Belki diyeceksiniz ki tevhüre geldin. Hiç de tevhüre gelmemişim. İfratın sadakatı böyle dini bozar. Yani din içeriden bozuluyor. Vehhabiler. Vehhabiler mücessime fırkasıdır. Allah'ı insan gibi düşünüyor. Dün geldiler ya, gördün, dinlediniz. Allah Er-Rahman alel arşiste var. Arşta oturdu. Ama altındaki ayet okumaz. O bilmem onu. Leyse kimisi şey. Allah hiçbir şeye benzemez. Böyle dedim ama diyor, düşünmeniz için söylüyorum diyor ayet. Evet, devam et. Bak Celaleddin Hazım Saç söyledin değil mi? Ne demiş adam? Ben vallahi bana ne emretmiş onu yaparım. Yani hizmetin sonucu değil sadakat. Hizmetin yürünen kendisidir. Emredildiği gibi hareket. Evet. Sonucunu düşünmek ifrattır. Sen düşünemezsin onu. Böyle bir şey mi diyor? Emredildiği gibi yapacaksın. Dine hizmet etmek istiyorsan böyle yapacaksın kardeşim. O zaman sonu düşünmek ve muvaffakiyet düşünmek ve muvaffakiyet için o hareketi yapmak da o zaman yani sadakat sarsılıyor. Hani emredildiği gibi hareketi ne diyeyim? Ve sadakatin ifrat olduğu için, peki her duygunun ifratını kim dendi? Şeytandan. Her duygunun ifratı şeytandan, vasatı sünnetten, tefriti nefse emmareden. Kardeşler, biz sadık olacağız, gerisine karışmayacağız. Bizi ilgilendirmez. Bu din Allah'ındır. Ben ya bırakın dini kurtarmaya ya. Bırakın İslamiyet'i kurtarmaya. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. Bırak İslamiyet'in ve din kurtulmaya ihtiyacı yoktur. Din Allah'ındır. Abdülmuttalib'in dediği gibi değil mi? Kabe'nin. Kabe'nin diyor sahibi o kim ise diyor, o kurtaracak bana, benim develerimi ver diyor. Adam dedi ki Allah Allah, buna bak ya, biz Kabe'yi yıkacağız. Çünkü Kabe'nin sahibi ben değilim ki, develerin sahibi. Ha din ne olacak? Din sahibi kimse o, biz indirdik diyor, biz koruyacağız diyor. Bak, koruyacağım diyenlerin nasıl korunmaya muhtaç olduklarını görüyorsunuz. Şimdi alem İslam imanını sorguluyor. Müslüman o değil mi? İslamiyet hizmeti yapacak adamı şimdi Müslüman mı değil midir sorguluyor. Bütün dünya. İtikadı hangi itikattandır? Ehl-i sünnetten olmadığı kesinleşti de. Çünkü mecelleden düştü. La ilahe illallah mecellede var. Muhammed Resulullah İslamiyettir. İslamiyetsiz bu asırda din yoktur ve kurtuluş yoktur. La ilahe illallah din. Dindir. Muhammed Resulullah İslam dinidir. İslam dininin dışında kurtuluş yoktur. Mecelle kaçıncı? 24. madde mi neydi? La ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah demese kurtulamaz. Bu ehl-i sünnetin şeyidir, reyidir. Buna bir tanesini muhalefet etsen bile ehl-i sünnetten tak diye düşüyoruz. Ehl-i sünnet değiliz. Bak ne oldu? Devam et. Evet, şimdi burada da okuyacağımız yerde Sikiyit Tasdik Gaybi sayfa 62'de terk-i enaniyet. Hizmetteki esaslardan birisi terk-i enaniyet. Mesleğimiz bu zamanda hakka hizmet bütün terk-i enaniyet olabileceğini katli kanaatımız olduğu gibi 20 senedir nefse marim ister istermez o mesleğe itaata mecbur olmuş. Ve Risale-i Nur ve mukaddematları buna bir hücceti katadır. Yani sadakatın bir malzemesi de alt verisi enaniyeti terk etmek. Enaniyet terk etmek. Tamam. Daha önceki okudum Rıza İlahi esas almak. Evet. Tamam. Yani bu zamanda yani çok şey cümle. Bu zamanda hakka hizmet diyor. Yani hakka hizmet bütün terk enaniyetle. O zaman ne oluyor? Yani terk enaniyet olunca sadakattaki vasatla hareket etmiş oluyor. Terk enaniyet ne demek? Evet, terk enaniyet. Hizmette terk enaniyet nasıl olur? Nasıl anlar? Bir cümleyle kısaca siz de düşünün. Şimdi şöyle diyor, kitaplar ve müştehitler diyor, Kur'an'ı ayna ve dürbün olmalı, gölge ve vekil olmamalı. Yani içine kendini koymamalı. Kendini koymayacak. Tamam bu işte. Yani az geçen derste demiştim de, baki bir hakikat fani şahıslara bina edilmez, edilse hakikata zulüm olur. Evet. Hizmetin içine kendini koymayacaksın.
Hani ben sait yok diyor, ehliyet evet. yok diyor. Sadece. Konuşmanda kendini koymayacaksın. Mesnetli olacaksın. Tamam. Mesnetli olacaksın. Bazen de bizim de doğru söylediğimiz halde zarar vermesinin sebebi kendimizi içine koyduğumuzdan oluyor. Var ya Risale'de bir adam hırsızın elini kesiyormuş. Kadi karar doğru vermiş, kestiriyor ama hiddet etmiş. Hissiyat karışıyor. Hissiyatın karşınca doğru fiili, doğru hükmü yanlış ediyor, murdar ediyor. O zaman Hazreti Ali gibi olmak gerekiyor. Yani. Hazreti Ali mesela evet, tükürdü adam. Vazgeçti. Tam vurmuş, tam kesecek kafasını, adam aşağıdan tükürüyor. Hazreti Ali vazgeçiyor. Adam diyor ki, niye vazgeçtin diyor. Seni Allah için kesecektim diyor. Bana tükürdüğün için diyor, tükürüğümden de hiddete geldim, kafanı koparacaktım. O zaman ihlasım kaybolurdu. Ben seni Allah için kesecektim, sonra nefsim için kesilecekti. Adam dedi ki, madem dininiz bu kadar halis ve incedir, ben o dine iman ederim. Oysa ben dedi, seni hiddete getirip çabuk kafamı kesesin diye yaptım. Şeyde, padişah da ne yaptı? O kadiyi azletmiş. Hırsız doğru, suç doğru, tahakkuk etmiş, elini kesiyor. Kesiyor ama kararına kendisine koymuş. Seni gibi adeta. O zaman hakim, oradan uzaktan seyreden hakim bu olayı gidiyor, onu azlediyor. Yanlış karar değil ama fiilin içine kendisini koymuş. Biz de bazen kendimizi içine koyuyoruz. Bazen değil, çoğunlukla ben koyuyorum. O zaman da doğru zamanlama, doğru söz olduğu halde tesir etmiyor. Karşıki tarafa tesir etmiyor. Suç da benim diyor. Mesela biraz önceki şeyde eğer kendimi koymazsam tesir eder. Koydum ama dediğim hep doğru. Ama kendini koyduğun zaman tesir etmiyor. Ha, ama ne yapması lazım? Karşıki taraf hakikaten bu dediği doğru. Doğruysa doğru. Doğruyu tasdik etme sadakattır. Minnettarlıktır. Vefadır. Vefa. Şimdi sana bir 426 mektubatta da yani ustalarımız bu zamanda etrafına toplandığımız hizmet-i Kur'an'ı en iyi istemeyen nahnu istiyordu. Ben değil biz deyiniz diyor. Yani ben diye çıktığı zaman, gözüktüğü zaman o zaman ne oluyor? Hizmeti mühim sadakattan birisi olan terk-i enaniyet muhalefe hareket ettiğinden dolayı o zaman hizmetin istikametsiz bir mecraya o zaman sevk ediyor. Biz diyebilmesi için nasıl olması lazım? Açık ifadelere bağlılık lazım. Bağlılık olması gerekiyor. Açık ifadelere bağlılığını iddia ediyor, eylemde yok. Olmaz. Yani en azından fiilen muhalefet etse dahi itikat noktasında, boyutunda yani hakkı, yani düsturu bir esas olarak kabul etmesi gerekiyor. Kendi hatasını görmesi gerekiyor. Ama yani zahir fiili hali muhalefetinden dolayı yani itikat noktasında da o şeyi bir esası tevil ederse o zaman sadakatini bozmuş oluyor. Yani sari ifadeyi öyle ama yani aslında falan gibi tevil ederse taktiği düşüyor. Peki ne demek biliyor musun bedeli? Bedeli ne kadar biliyor musun? Sadakattan düştüğün andan iştirak-ı amal-i uhreviyeden nur cemaatinin dünden bugüne, yarına, kuzeyden güneye, batıdan doğuya, dünya ve ahirette işlenen bütün hasenata ortaktın. Sadakattan düştüğün anda ortak değilsin. Bir de cemaat içinde gözükürken muhalefet ettiğinden dolayı bütün nurcuların hukukuna tecavüz. Kur'an'ın hakikatine taarruz etmiş olursun diyor. İhlas esasını. Hem onda mahrum oluyorsun. Evet. Hem de bütün nurcuların hukukuna tecavüz. Hizmet-i Kur'aniye taarruz etmiş olursun. İki tane korkunç cinayet. Bunu nasıl yükleneceksin ki? Bu insan yüklenebilir mi? O güneşin bir karşı indiği, insan terlediği zaman boğazına kadar geldiği, hiç kimse Allah Resulü'nün tabiriyle Ayşe validemize söylüyor. Orada çıplak olacak herkes, birbirine bakmayacak mı ya Resulallah? Öyle dertleri düştü ki herkes kafası yukarıda, ter buraya kadar. O orada ne demektir cemaatin sebebini almak anlarız. Zerre kadar sebebin ne olduğunu anlarız. Zerre kadar makamı Mahmud'un ne olduğunu anlarız. Orada iştirak amal-i uhreviye cemaatin hasenatına ortak olmak ne demek anlarız. Orada kul hakkını anlarız. Hele hele kul hakkından insan kurtulamaz da koca cemaata tecavüz eden, cemaatin içinde gözüküp cemaata ihanet eden, komple cemaatin hukukuna tecavüzü nasıl ödeyeceksin hayret ediyor.
Bütün hukukuna, çünkü hizmeti Kur'an'daki arkadaşların hukukuna tecavüz. Hizmetin kutsiyetine taarruz. Diyor mu demiyor? Ya. Demek ki bunlar sadakatın bedeli çok ağır ama karı da çok büyük. O zaman o fiiliyle kendisi taarruz ediyor değil mi? Hariçten taarruz değil, kendisi, kendisi içeride bozuyor. Hizmetine kendisi taarruz ediyor. Bozuyor. Evet, bozuyor. Yani bir ehli bida oluyor. Hizmetin bidası oluyor. Yani içeride bozuyor. Sadakata bile şu açıdan yaklaşırsan, mesela her türlü değişime karşı olmak, hep değişimden yana olmak, ikisinin ortası sadakat. Çok güzel. Doğru. Yani var olanda devam etmek. Ne denmiş? Biz kuluz. Çünkü niye? Bizim şu anda bugün dediğimiz var ya, kesin bu doğru budur. Hani 10 sene önce, 5 sene önce de kesin doğrularımız vardı. Bak bugün yanlış oldu. Bugün doğru dediğimiz yarın yanlış olmayacağını nereden biliyoruz? İnsan devamlı değişkendir. Bilgi birikimine göre doğruları, yanlışları değişiyor. O zaman bir yere tabi olacaksın ki hiç değişmesin. O da dindir. Yani her türlü değişime karşı olmak. Tefrit. Tefrit. Radikal değişimlerden yana olmak. İfrat. İkisinin ortası. Sünnet dendiği gibi yapmak. Evet, o da bir sadakat. O sadakat. Devam. Burada şimdi terk-i enaniyetin şöyle bir zararı var. Hizmete büyük bir zararı var. Evet. Mesela bu Said diyor. Tam Kastamonu layıkası Said 18. Said tam toprak gibi mahfiyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlaka bulun. Tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki Risale-i Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. Şimdi terk-i enaniyet. Vay be. Riyet edilmediği zaman, bu esasata riyet edilmediği zaman, bu da sadakat olmadığı zaman, o zaman ne olur? Risale-i Nur bulanıyor. Yani kendi hissiyatını, rengi, şekli. Ne diyor bir cümle söylesene. Risale-i Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. Ya. Tesiri kırılıyor o zaman. Yeni anladım abi. İlk defa şimdi anladım. Ne anladın ha? O tesirini kırmasın, bulandırmasın. Terk-i enaniyet lazım. Terk-i enaniyet de sadakat duruyor abi. Evet. Yani kendini çıkartıp kusurlara koymak. Terk-i enaniyeti yani kendini bir çıkartınca bak bulandırmasın ve tesirini kırmasın. İnsan zannediliyor ki hep akıldır. En büyük hatalarımızdan bir tanesi bu. Hep akıldır. İşte tesir vicdanidir. Vicdan da yaşantıdır. Adam konuşamıyor, ifade edemiyor ama öyle yaşıyor ki buraya tesir ediyor. Adam öyle bir geveze ki bunu acayip bloke ediyor. Ama burada bir şey yok. Niye? Yaşamıyor. Konuşması buraya. Yaşantısı buraya. Konuşması buraya eder. Yaşantısı buraya etmez. Yaşantısı buraya. Eğer sadakat yoksa... He. Bir buz parçası nevinden enaniyetini eritmek de sadakat oluyor işte. Evet. Yoksa yani sadakat olmuyor. Yani enaniyet erimiyor yani. En önce havuza attığın zaman buzu sadakat oluyor. Tevazu mutlaka şarttır. Şimdi toprağa baktığımız zaman sana... Tevazu şarttır sadakat için. Toprağa muşahhas misal verdi ustadımız. Niçin toprağa vermiş? Yani tevazu mutlaka niçin vermiş? Ha, tevazu mutlaka toprağa misal vermiş. Yani evet. Niye? Çünkü şimdi bahar mesela toprağa baktığımızda şu an toprağı göremez. Bak bütün nebatat neşneme varmış orada. Bak toprak gözükmüyor. Hep bitki var. Ya benim talebesi ise toprak gibi tam Risale-i Nur göstermesi gerekiyor. Yani çıkan meyve. Görüyor musun? Bak güzel söyledi. Baharda toprak gözükmez. Otlarla örtülmüş, bitkiyle örtülmüş. Adam sadakatla nurları neşretmeye çalışıyor. Tamam. Ha, efendim herkes ulaşır. Öyle bir derdimiz yok bizim. İhtiyacı olanlar alıp buluyorlar bizi diyor. Ben mi buldum sizi? Ben mi buldum Nacik seni? Ben zorla buldum. Evet, ben zorla buldum. Misal bak. Hani hakikaten ben mi buldum Mustafa seni? Kimi ben buldum burada? Ben, Rüştü abi ben mi? O mu buldu beni? Ben buldum. İhtiyacımı hissettim. Hissediyor musun? İnternette de öyle. Ne istiyorsan onu yazıyorsun kardeşim. Herkes ne istediğini buluyor orada. Tabii canım. Bana ne dedi o adam, Hüseyin dayı? Maraş'a altı yolda otur. Hüseyin dayı nasıl olacak? O ot ya Esra. Bana dedi Hatay'dan geliyorsun, Maraş'tan geçiyorsun. Lan. Niye demedin? Ne yapacaksın Hüseyin de bak. Sen dedi bana ot getireceksin. Ot deyince ne ot dedi? Rize'den daha, Rize'deki ot mahsus çaktırmadan. Bu ya yeğenim yapma diyor ya. Bu ot işte diyor. Dayı dedim ya benim orada bezim yok. Ben ne anlarım ya? Ben ancak şundan anlarım. Yani bak ne diyor.
Sen diyor Hüseyin daime otu götürecek. Böyle yapıyor ha. Hüseyin daime otu götüreceğim. Maraş'ın diyor ortayına otur. Otur. Ben Hüseyin daime ot götüreceğim Esra. Düşün öyle. O diyor düşüncen dalga olacak, yayın yapacak. Onu alanlar hemen koşacak sana. Ha sana diyecektir ki ah Hüseyin daime bunu götür. Hiç de sana sormayacaklar sen istihbarat mısın bilmem nesin. Çünkü senin dalganı aldılar diyor. Baktım böyle subhanallah ne sosyolog adam. Almanya da yetişmiş adam ha. Kuantum fizikçisi. Kuantum fizikçisi ya. Aynen öyle. Espri değil gerçek. Evet. Şuraya bak ne diyor. Ve Almanya da yetişmiş ha. Gelmiş orada kapmış o esrarı. Tamam. Ondan sonra orada atılmış esrar şeyinde mi? Bak diyor ki yayın yap. Senin düşüncen yayındır diyor. Onu alacak diyor. Sen bunları bilen bir insansın diyor. Vay be. Yazıklar olsun bana be. Oturup da Risale-i Nur, Risale-i Nur düşüne düşüne yan yapmıyorum. Esrar, esrar, esrar diye yan yapmam isteniyor. Bak adam neyi yakalamış? Sen böyle düşünecekse karışmayacaksın diyor. Ha, sen hizmette sadık ol, Allah gönderecek vallahi. Nasibi varsa. Zaten mevcuda biz ulaşamıyoruz. Mevcuda cevap veremiyoruz. Tamam. Risale-i Nur kardeşim. Zaten ustad diyor ki Risale-i Nur hizmet ediyor. Siz engel olmayı yeterli. Hakiki olan, sadık olanlar gelecek. İhtiyacı olan fizan da geliyor. Usta öyle diyor zaten. Ruhlara yararlı olanlar zaten gelip buluyorlar diyor. Ya acayip bir şey. Sevk ediyor yani. 575 kilometre Almanya'da yanıma geldi. Ya. 575 kilometre. Niye geldin dedi. Yatamıyorum, korkularım var dedi. Din desem gelmez. Gel sana namazı anlatayım demez. Gelmez. Biz de ne yaptık? Dediğimi yapacaksın dedi. Ki doğruyu söyledim. Ne yaptı? Geldi, nurları tanıdı, Risale okudu, namaza başladı. Şunu da yap, şimdi tamam kral gibi. Ya bir şey demek istiyorum, 575 kilo, nasıl buldun beni? Ben dedi internetlerden buldum. Dedi. İnandım ki bu adam beni, benim o başka bir şey söyledi, ben düzeltiyorum. Tövbe ya, bu adam beni kurtaracak. Tövbe yani de ben düzeltiyorum. Bu adam bana vesile olacak diye bak, 575 kilometre. Tamam mı? Unkul'un oradan... Buradan Afyon'a kadar hemen. Evet, bana geldi. Peki dedim telefon, ne telefon? Nerede bulacağım ben senin telefonun? Duydum ki buradaymışsın. Yan yapmışlar bir yerde, falan yerde adreste. Ne zamana kadar? Dedim ki hanıma dedi, hemen gidelim. Bu adam gider durmaz. Hemen aldığım anda yarım saatte de İtse'ye bindik dedi. Hızlı trene bindik. İkisi de geldi. Ne anlatmaya çalışıyorum? Yeter ki sen samimi ol. İhtiyacı olanlara Allah gönderecek. Sefkeli değil mi canım? O kadar Allah gönderecek kardeş. Samimi istediği. Sen de güya bir adamsın. Yani ben kendim bir adamsın. Bunun namaz kılmasına vesile oldum. Bak namaz kıl. Elhamdülillah diyor. Ne diyorlar biliyor musun? Meğer bu hastalığı diyor. Uyku, korku hastalığı. Nurları tanımak içindi diyor. Şimdi derslere gidiyorlar. Kitap okuyorlar. Ya elhamdülillah bak. Allah gönderecek. Ha gelme. Diğerleri bir sürü diyor gelme. Gelmese gelmese kardeş herkes Allah'ın kulu. Ben onlar Allah'ın bu kullarının sahibi değilim ki. Ben dini bozup da onlara mı din anlatacağım? Dini bozup din mi anlatılır? Risale-i Nur'un bak ne yapacak? Risale-i Nur'un diyor tesiri kırılıyor. Bir de bulandırıyor. Bulandırıyor. Hatta şeyde de şey diyorsun abi. Mektubat hakikat çekirdeklerinde cumhur avamı diyor. Burhan'dan ziyade mehazdaki kutsi imtisale sevk eder. Aha. Yani. Sen mesela ispat mantığı kullandığın o kadar tesir etmiyor adam. Nereden bak buradan söylüyorum deyince tesir ediyor. Risale-i Sadakat'tan birisi de yerinden gösterdiği evet. Zaman. Doğudaki mesela cahil, softu. İşte nasıl bulmuşsa dedesinin babasından kalmış tarika tamam mı? Adam namazı zor kılıyor, elemtiriyi zor okuyor, tesir ediyor. Nasıl kitlelere tesir ediyor? Hadisi gösteriyor. Kaynaktan okuyunca tesir ediyor. Peygamberden söylüyor diyor. Ayet söylüyordu. Ulan ben alim olarak anlatıyorum kürsüde bir saat onun kadar tesirim olmuyor. Çünkü ben kendimden konuşuyorum. Mehaz'ın kutsiyeti. Burhan'dan ziyade mehazdaki kutsiyet imtisale sevk ediyor. Burhan'dan ziyade mehazdaki kutsiyet. İmtisale sevk ediyor. Ne acayip sırlar var ya. Sır Burhan'dan ziyade mehazdaki kutsiyet. İnsanı ne yapıyor? İmtisale sevk ediyor. İşte sanırım esas adlarına riyet edildiği zaman o zaman mehazdaki kutsiyeti gösteriyor o zaman.
terken ettiğim bir şey de bu. Kendisi yok, mealdeki kutsiyet gözü. Kendisi tam bir safi ayna oluyor o zaman. Vay be. Aferin, çok güzel bir yer oldu ya. Başka, heyecanla bekliyorum başka paragraf. Arkadaşlar 98'i yaşamış, 6 ay dağdan çıkamamış, Allah diyen okuldan atıldığı dönemlerden geçtik. Allah diyen namaz kılan okuldan atıldığı. Okuyucumuz yerine bir misal veriyor. Temsilde hata yok diyor. Nasıl ki büyük bir veli küçük bir asap kadar hizmet İslamiye, ehl-i sünnetçe mefki almadığı gibi aynen öyle de bu zamanda hizmet-i imaniyede hazz-ı nefsini bırakıp ve mahfiyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mefki alıyor. Sayfa kaç bu? 317. Şualar. Şualar. Allah Allah. Yani hizmet-i İslamiye'de hazz-ı nefsini bıraktığı zaman mahfiyet içerisinde bir veliden ziyade mefki alıyor diyor. Görüyor musun şey İrfan? Ben böyle seninle konuştuğum mevzuya bir şey oldu. Dolayısıyla bir veli gibi de hizmet etmiş oluyor. Bak mesela bir namazı nasip olmayan, bir defa namaz kılmayan sahabe var. Resulullah savaştırırken Müslüman oluyor, öteki tarafa savaşıyor, şehit oluyor. Bir namazı yok. Ama hiç kimse sevap cihetil ona yetişemiyor. Aynen bu kanunu işlettiriyor usta. De oku bakayım bir daha. Temsilde hata yok. Nasıl ki büyük bir veli, küçük bir asap kadar hizmet-i İslamiye'de ehl-i sünnetçi mefki almadığı gibi. Veli, çok büyük bir veli, küçük bir asap kadar bir mefki alamıyor. Hizmet-i İslamiye noktasında. Alamıyor. Bu zamanda da hizmet-i imaniyede hazz-ı nefsini bırakıp mahfiyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden halis bir kardeşimiz. Halis bir kardeşimiz, bir nur talebesi. Peki şahsi kemalatı çok yüksek olmayabilir, çok güzel vasıfları, meziyetleri efendim olmayabilir. Peki Kur'an'ı zor okuyor olabilir. Ama hazz-ı nefsini bırakıp mahfiyet ile ittihadı muhafaza ettiğinden dolayı bir veliden ziyade diyor, mefki alıyor. Yani Kur'an'ı doğru dürüst okuyamaz, bir şey de yapamaz ama kucaklayıcı, itici değil. Risale-i sadık. Safi baynadarlık yapıyor. Safi, kapıları açıyor, tamam mı? Ama bir veliyi geçiyor. Acayip bir şey tabi. Ne bir? Hani buna sadık. Buradan ne dedi Hasan abi yani? Hazz-ı nefsini bırak dedi, tesanüfü muhafaza etti, enaniyeti bırak dedi. Üç tane hazz-ı nefsini bırak, yani içeri hizmetin içine kendini koyma, uvveti tesanüfü muhafaza et. Mahfiyet içerisinde hareket et dedi. Bu nedir? Sadakatla yani dendiği gibi hareket etti. Ve bu şekilde netice aldı. Demek dendiği gibi yapınca böyle oluyor. Mahfiyet. Mahfiyet ne demek? Mahfiyet tamamıyla aczını farkını bilip kendi hiçliğini bilmek. Her şeyi Allah'tan bilmek. Evet. Mahfiyet kendi aczı ve farkını bilmek. Mahf olmak. O hadisede kendisi mahf tutmak. Ben yokum. Evet. Lazcası bu. Öteki aç ve fakrını bilip kendisinin hiç olduğunu idrak edip mahfiyetin lügat manası o. Ama mahfiyeti ben şöyle bir başka şeye doldurayım. Muaf olma. Kendisi muaf. Bu işte muaf. Ben yokum. Yok. Yok. O zaman var olması gerekenler var oluyor. Hani diyor yok yok olsa var olur. Evet. Mana harfi cihetiyle var oluyor. Sana vücudun da adam, ademin de vücut oluyor. O zaman ders yaparken de böyle dinlerler, dinleme daha fazla olur. Böyle insanlara çok ulaşırım. Bunlar da beni takdir ederler diye. Sen buranın dışına çıkarsan gene takdir yaşarız. Ya. Sonra başka güzel. O zaman böyle bir uhuvvet içerisinde hareket ettiği zaman sana bir tesanüf onun verdiği netice ne diyor? Öldüğü zaman diyor günah cihetiyle ölüyor, sevap cihetiyle yaşıyor. Bu adam. Bu adam. Bütün yapmış olduğu hizmet-i İslamiye sanki hayattadır gibi. Oysa onun Han Üstad ne diyor? Benim ölümüm hayatımda ziyade hizmet edecek diyor. Yani artık tamamıyla kendisi kalkıyor. O safi hizmeti devam ediyor. Onun. Demek ki bir şey için yaşıyorsa o yaşadığı şey yaşadıkça o da yaşıyor. Bir de söylüyorum. Bir şey için yaşıyorsa yaşadığı şey yaşıyorsa o da yaşıyor. Eğer kişi kendisi için yaşıyorsa, kendisi bittiği zaman her şey biter. Eğer ben hizmet için yaşıyorsam, hizmet yaşadıkça ben de yaşıyorum. Onun için vefattan sonra da hasenat onun için geliyor. Yaşarken onun için yaşadım. O zaman ben yokum. İşte dendiği gibi hareket etmenin şeyi. Bedeli. Bedeli. Ahiretteki bedeli. Ya
ölümü hayatında daha hayırlı oluyor. Ölüyorsun İrfan, bütün sevaplar hala geliyor. Ne nimet ya. Acayip bir şey ya, bundan etkilenmiyor musunuz? Ya? Tamam. Yani zahiren hayat daha hayırlı gözükürken ölümü daha hayırlı oluyor. Ama böyle bir hayat ortaya koyduğundan dolayı, böyle bir sır-ı huvvet yakaladığından dolayı. Yani bunu bu Allah nasip etti mi ki edersek etmiştir inşallah. Bunu kaçırılır mı ya? Teslim ol kardeşim. Hem de mesuliyetsiz ha. Bana soracak, niye böyle yaptım? Allah böyle yazıyordu ya Rabbi. Niye böyle dedim? Allah böyle yazıyordu. Ben müceddide tabi oldum. Tamam, ha tamam. Zaten öyle diyor mükemmel. Ha sen böyle diyeceğini zaten biz biliyorduk. Yani dendiği gibi dendikleriyle konuşursa mesuliyet yok, dedikleriyle konuşursa mesuliyet var. Evet. Mesela buna Muhyiddin Arabi verebiliriz. Bak, cümleyi bir daha tekrar et, çok harika bir cümleydi, bozmayayım onu. Yani dendikleriyle hareket edersen, konuşursan mesul yok. Mesuliyetin yok. Dediklerinle konuşursan mesuliyet var. Mesuliyet var. Muhyiddin Arabi'ye tedavi ettirdi bana. Uydurukçasıyla çağrıştırdı. Muhyiddin Arabi'ye Allah bir şeyler söyledi. O dendi, denmediği için demiş, o zaman da bu ceza yapmış. Yani bil diye bildirilmiş, bildir diye bildirilmemişti. Tamam. Bil diye bildirildi, bildir diye bildirilmedi ama o gitti bildirdi. Allah da diyor ki, benimle onun arasındaki sırrı fahş etti diyor. Fahş etmenin cezası da budur. O zaman onlara da müsaade etti Allah. İşte Allah'cı Mansur sırrı fahş ettiğinden. Evet, bir şey. Evet, yani anlatayım. Yani kendini konuşursan bedeli var. Konuşuyorsun ama külliyatı konuşuyorsan ücreti var. Şeyde sünnet seneye bahsede üstad diyor ya, ne zaman sünnet seneye yapışsa bir o selametli gözüküyor. Evet ya. İşte aklım fikrim kah, seladan sürekli yerden sürekli meseleyi. Yoksa, ben yoksa İrfan'ım, arkadaşlarımızın Erdinç. Ben sizin vicdanınıza nasıl bu tersin, dersin, sözüm tesir edeceğini bilebilir miyim? Ama külliyattan bir cümle söylersem, senin fıtratına uygundur. Senin vicdanın tesir etmesi lazım. Ama benim sözümün sana tesir edip etmediğini bilmiyorum. Bunu nereden biliyorsun? Bu mücedditliktir. Asrın imamıdır. Ha işte kabul et istemiyor. Ama her asırda bir mücedit olacak. Bunu kabul etmesen mücedit bulacaksın. Arıyorlar bulamıyorlar. Ha? Arıyorlar bulamıyorlar. Ha? Hala 500 sene sonra Deccal geleceğini söylediğin cemaat var. 500 sene sonra. 500 sene sonra başka bir cemaat var. Ooo! Efendim, Deccal geldi, Süfyan geldi. Ya diyor, minare boyunda olacak diyor. Adam minare boyunda adam bekliyor şimdi. 500 sene sonra hangi dünyaya gidecek Hasan abi? Ben hangi, bilmiyorum ki, dünya mı kalacak, var mıymış ki? Peki ona sorsan, Deccal gelip de ne yapacaktı? Yazsın, o hadis-i şerifte geçiyor, bunu yapacak, bunu yapacak. Bak bakalım, olmuş mu, olmamış mı? Deccal gelince ne yapacaktı? Realite. Allah Resulü tuvalete nasıl girileceğini anlatmış. Öyle bir din ki şansa bir şey bırakmamış. Zana bırakmamış. Tuvalete böyle girilir, böyle çıkılır. Burada bu olur, bu olur. Peki Deccal gelip ne yapacak? Diz bakalım. Hadiste geçin. Bak bakalım var mı yok. Çok ağır ama olmuş ama bizden çıkmadı. Evet, devam et. Harikaydı bu da. Çünkü beni keyiflendirdi. Başka mevzu var Hasan abi, vaktimiz. Oo. Saat 15 dakika oldu. Hiçbir şey anlamadım vallahi. Öyle mi? Peki. O zaman bu ne yaptık? Biz ilk paragrafta ifrat tefrit yaptık. Sonraları yapmadık. Çünkü heyecanlandık galiba. O zaman biraz tefritine bakın yarın. Sadakatın tefritine. Tamam. Tefrit yani nasıl yani sadakatsızlık, sadakatsızlık ifratta oluyor. Tefriti ne demek? Daha çok hep şeyi kaçtık bugün ifratına. İfrat ve vasat üzerinde. He, ifrat ve vasat. Bir tefritine bakın. Ondan sonra konumuz değişecek. Yarın son olsun sadakat. Peki. Ve ahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tan as-salavat.